Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 91. dönem özel güvenlik örnek sınav sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlerden gelen talep üzerine arkadaşlar bundan böyle bazı soruları detaylı açıklayarak devam edeceğiz. İlk videomuz yani 91. dönemde başlıyoruz. Birinci soru, altıncı soru ve 18. soruyu açıklamalı bir şekilde çözeceğiz. Önce soruları açıklayacağım, daha sonra cevaplarını vereceğim. Bilginiz olsun. Mesajlarınıza göre bundan böyle biraz daha değişiklikler yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, birinci sorumuzdan başlıyorum. Açıklamalı sorumuzun birisi kimyasal delillerle ilgili arkadaşlar. Kimyasal deliller deyince aklınıza ne geliyor? Olay yerinde mağdur, maktul, fail üzerinde veya çerçevesinde bulunan kimyasal özellik taşıyan ve üzerinde kimyasal inceleme gerektiren tüm deliller kimyasal delillerdir. Bu deliller nelerdir? Kimyasal deliller nelerdir? Patlayıcı maddeler, boyalar, yanıcı ve yakıcı maddeler, barut artıkları, narkotik maddeler, ilaçlar ve diğer kimyevi maddeler arkadaşlar. Kimyasal deliller sınıfına giriyor, bilginiz olsun. Evet, burada hemen sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal deliller çeşitlerindendir? Kıl, lif, ilaç, kartuş, kovan. Bakın hemen açıklamamızda da yapmıştık. İlaçlar kimyasal deliller sınıfına giriyordu. Burada cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz arkadaşlar, polis kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır? Silah kullanma, cop kullanma, üst araması, kimlik sorma, ikaz etme. Tabi bakın burada dikkat edin. Polis merkezine molotof atılıyor. Ne yapması gerekiyor? Tabii ki burada karşı cephe alması gerekiyor. Yani silah kullanması gerekir, değil mi? Evet, Adana seçeneğimiz doğru. Cevabımız hemen ilk üçüncü sorumuza geçebiliriz. Üçüncü sorumuz ilk yardımla ilgili bir soru. Baş çene pozisyonu verilirken hangi uygulama yanlıştır? Bir el alında, diğer el çenede olmalıdır. B, alt çene kemiği yere 90 derece dik olmalıdır. C, baş geriye doğru itilmelidir. D, çok dikkatli ve hassas davranılması gerekir. E, alt çene göğüsle temas halinde olmalıdır. Evet, burada dikkat ederseniz arkadaşlar Edirne seçeneğinde alt çene göğüsle temas halinde olmamalıdır, değil mi? Baş geriye doğru itilmesi gerekiyor. Burada Edirne seçeneğimiz yanlıştır. Dördüncü sorumuza bakalım. Herhangi bir konuya, olaya ilişkin duygu, düşüncelerimizin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir. İfadesiyle iletişimin hangi temel üyesi tanımlanmaktadır? Alıcı, mesaj, kanal, geri bildirim, kaynak. Evet, soruyu okuduğumuzda da yine cevabımız direkt otomatik olarak çıktı. Bakın dikkat edelim. Herhangi bir konuya, olaya ilişkin duygu, düşüncelerimizi kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasına bir nedir? Mesaj iletiliyor, değil mi? Evet. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Evet, hemen 5. sorumuza geçebiliriz. 5. sorumuz yine bir ilk yardım sorusu. Önemli bir soru arkadaşlar. Erişkin bir insanın dakikada solunum ve nabız sayısını sormuşlar. Solunum sayısı 8-10, nabız 50-80. Solunum 12-20, nabız 60-100. Solunum 12-20, nabız 110-130. Solunum 8-10, nabız 60-100. Solunum 20-25, nabız 50 ve 80. Erişkin bir insanda dakikadaki solunum sayısı ve nabız sayısı kaçtır diye soruyor. Bakın arkadaşlar. Solunum 12-20, değil mi? Bakın solunum 12-20, nabız 60 ile 100'dür. Erişkin bir insanda Bursa seçeneği doğrudur.
Evet, altıncı sorumuz da yine açıklamalı bir soru. Arkadaşlar, kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi de unutmayın. Bu arada hatırlatayım sizlere. Altıncı sorumuz da yine arkadaşlar yangın tipleriyle ilgili bir soru. A sınıfı yangınlar, yanmanın normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınları nedir? A sınıfı yangınlardır. B sınıfı yangınlar sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlardır. C sınıfı yangınlar da gaz yangınlarıdır. D sınıfı yangınlar yanabilen hafif metallerin veya metal yangınları da D sınıfı yangın çeşitlerine giriyor. F sınıfı yangınlar ise pişirme gereçlerindeki pişirme ortamı yangınları da nedir arkadaşlar? F sınıfı, yani bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar F sınıfı yangınlar sınıfına giriyor. Hemen sorumuza bakalım. Sorumuz LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içinde bulunur diyor. B sınıfı, A sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, F sınıfı. Yani doğalgaz değil mi? Gaz yangınları hangi sınıfa giriyordu arkadaşlar? Açıklamada da az önce söyledim. Tabii ki gaz yangınları C sınıfı yangınlardır, değil mi? Evet. C'deki C sınıfı cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen 7. sorumuza bakabiliriz. Özel güvenlik görevlisi Faik, yağma suçunun failini suçüstü yakaladığında tutması gereken tutanak ve şüphelinin bunu imzalamaması halinde yapması gereken işlem nedir? Olay tespit tutanağı imzalaması şart değildir. B. Arama tutanağı imzadan imtina edildiğini belirtir. C. Suçüstü tutanağı imzadan imtina edildiğini belirtir. D. Yakalama tutanağı zorla imzalattırılır. E. Suçüstü tutanağı yeniden tutanak düzenlenir. Evet, burada arkadaşlar suçüstü tutanağı imzadan imtina edildiğini belirtilir. Evet, Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevabımız. 8. sorumuz anayasayla ilgili bir soru. Anayasanın 13. maddesindeki düzenlemeye göre özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayıcı bir işlem yapmaları gerektiğinde hukuki dayanakları aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Yani burada bir hukuki nedir? Dayanak olmalı değil mi? Özel güvenlik görevlerini yerine getirirken yönetmelik, kanun, amirin yazılı emri, genelge, amirin sözlü emri. Tabii ki burada bir nedir arkadaşlar? Bir kanun var, değil mi? Kanundan bahsediyor. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 9. soru. Bir alışveriş merkezinde suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan kişi veya emanete alınan eşya kime teslim edilir? Özel güvenlik komisyonuna, yetkili genel kolluğa, adliyeye, özel kolluğa, valiliğe. Evet. Özel güvenlik görevlilerince yakalanan kişi veya emanete alınan eşya arkadaşlar tabii ki burada genel yetkili genel kolluğa teslim edilmesi gerekiyor. Bursa seçeneğimiz burada doğru cevabımızdır. Evet, hemen 10. sorumuza bakabiliriz. Özel güvenlik görevlileri hakkında görev sırasında zor kullanma yetkilerine dair sınırları aşmaları durumunda Türk Ceza Kanunu'nun 256. maddesinde belirtilen hangi suça ilişkin hükümler uygulanır? A. Kasten yaralama. B. Görevi kötüye kullanma. C. Hakaret. D. Tehdit. E. İşkence. Burada da dikkat edersek arkadaşlar kasten yaralamadan bahsediyor değil mi? Türk Ceza Kanunu'nun 256. maddesinde belirtilen suça ilişkin hükümler kasten yaralama. Evet, yani cevap Adana seçeneğimiz doğrudur. Hemen 11. sorumuza bakabiliriz. 11. soru aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi kurucusunda aranan şartlardan birisi değildir? A. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. B. Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ve üzerinde hapis cezasına mahkum olmamak.
C-18 yaşını doldurmuş olmak, D özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak, E özel güvenlik soruşturması olumlu olmak. Burada özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmasına gerek yoktur arkadaşlar. Güvenlik şirketi kurucusunun. Evet, yani Denizli seçeneğimiz doğru cevaptır. Hemen 12. sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir? A haklarında yakalama emri bulunan kişiler, B hakkında icra takibi bulunan kişiler, C suç işlerken rastlanılan kişiler, D suç üstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler, E vücudu veya sağlığı mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken kişiler. Evet arkadaşlar, hakkında icra takibi bulunan kişiler değildir. Evet. Bursa seçeneği doğru cevabımız. Hemen 13. sorumuza geçebiliriz. Yetkili amir tarafından yapılması istenen hizmetin söz veya yazı ile ifade edilmesine ne denir? Hizmet, yetki, görev, emir, sorumluluk. Yetkili bir amirin var. Senden bir şey isteniyor, değil mi? Söz ya da yazılı olarak. Buna ne deniyor arkadaşlar? Yetkili amir, emirdir. Evet. Cevap Denizli seçeneğidir. Evet. Hemen 14. sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik şirketlerinin ateşli silah almaları ve bulundurmalarına izin verilebilir? A. Para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere. B. İçkili yerlerde hizmet veren özel güvenlik şirketlerine. C. Organize sanayi bölgesinde hizmet veren özel güvenlik şirketlerine. D. Özel toplantılarda verilen hizmetlerde kullanılmak üzere. E. Üniversitelerde görev yapan özel güvenlik şirketine. Bakın, özel güvenlik şirketlerinin ateşli silah almaları ve bulundurmalarına izin verilebilmesi için arkadaşlar para ve değerli eşya nakli olması gerekiyor, değil mi? Geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere para naklinde, evet, değerli eşya naklinde izin verilebiliyor. Adana seçeneğimiz burada doğrudur. 15. sorumuza bakabiliriz. 15. sorumuz 1 2 3 şeklinde verilmiş. Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile doğrudur? Doğrudur. Yani sırayla hangisini kullanacaksınız? 1 bedeni kuvvet, 2 maddi güç, 3 silah kullanılması. Silah kullanma arkadaşlar bir kere en son olur. Bakın, silah kullanma en son oluyor. Bedeni kuvveti birinci sırada kullanacağız. Bakın, birinci sırada biri, ikinci sırada, üçüncüyü de üçüncü sırada. Buradaki sıralamamız doğru arkadaşlar. 1 2 3 şeklinde kullanılması gerekiyor. Denizli seçeneğimiz burada doğrudur. 16. sorumuza bakalım. Büyük bir özel güvenlik şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi Atilla, aynı şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi Onur'u özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla greve katılmaya davet eder. Özel güvenlik görevlisi Onur için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Özel güvenlik görevlileri greve katılamaz. B. Mesai sonrası katılabilir. C. Mülki amire müracaat ederek alarak, izin alarak katılabilir. D. Emniyetten izin alarak katılabilir. E. Özel güvenlik şirketi yönetiminden izin alarak katılabilir. Arkadaşlar, özel güvenlik görevlilerinin greve katılması mümkün değildir. Yani özel güvenlik görevlileri greve katılamıyor. Kanunca, yani Adana seçeneği doğrudur. 17. soru, otobüs terminalinde devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Samet ile Ali devriye esnasında terk edilmiş çanta bulurlar. Çantayı sahibine teslim edilmek üzere emanete alırlar. Bu durum devriyenin hangi görevleri arasında yer alır? A. Yardım görevleri, B. Koruyucu görevler, C. Önleyici görevler, D. Adli görevler,
caydırıcı görevler. Evet, burada arkadaşlar koruyucu görevler. Evet. Arasında yer alıyor. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 18. sorumuz yine açıklamalı bir soru. Önce açıklamamızı yapalım. Sonra sorumuzu çözelim arkadaşlar. Biyolojik delillerle ilgili. Biyolojik delil deyince aklınıza ne gelir? Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile biyolojik delil denir. Biyolojik delillerin incelenmesinde temel amaç DNA'ya ulaşmaktır. Nedir biyolojik deliller? Kan, değil mi arkadaşlar? Kıl, tükürük, burun akıntısı, ter, doku parçası, tırnak, dışkı ve kepek ve deri dokuntusu, döküntüsü ve miniler de yine nedir arkadaşlar? Biyolojik deliller arasındadır. Evet. Şimdi bize sorulan soru şudur. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delil çeşitlerindendir? A. Kovan, B. Kartuş, B. İlaç, D. Tükürük, E. Lif. Evet. Biyolojik deliller içerisinde hangisidir? Tabii ki açıklamamızda da bahsettiğimiz gibi tükürük, değil mi arkadaşlar? Tükürük biyolojik deliller arasındadır. Evet, Denizli seçeneği doğrudur. Hemen 19. sorumuza geçebiliriz. Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir? Kimlik, tanımlama, eşkal, farklılık, fiziki özellik. Bakın arkadaşlar, bir kişinin tanınmasında diğer kişilerden ayırt edilmesindeki etkin olan özelliklerin bütünü eşkaldır, değil mi işte? Bir kişinin eşkalini nasıl belirlersiniz? Geniş omuzlu, değil mi? İri yarı, uzun boylu, sarı saçlı gibi özellikleri kişinin eşkalini ne yapıyor? Bildiriyor bize, değil mi? Ama bir kişinin konuşması, şivesi eşkal midir? Hayır. Eşkal değildir. Evet, 19. soru da Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. 20. sorumuz X-ray cihazları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şahısların üzerinde saklı bulunan nesnelerin tespitinde kullanılır. B. Kapalı kutu, çanta, valiz gibi eşyaların içeriğinin analiz edilmesinde kullanılır. C. Metal nesnelere otomatik olarak sesli ve görsel alarm üretir. D. Patlayıcı maddelere otomatik olarak sesli ve görsel alarm üretir. E. Uyuşturucu maddelere otomatik olarak sesli ve görsel alarm üretir. Burada arkadaşlar X-ray cihazları hakkında tabii ki kapalı kutu, değil mi? Alışveriş merkezlerine giriyorsunuz. X-ray cihazlarından geçiyorsun. Çanta, valiz gibi eşyaların içeriğinin analiz edilmesinde nedir? Kullanılıyor. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 21. soru aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir? Kendini tanımak, kendini açmak, alınganlık, karşımızdakini dinlemek, kendini doğru ifade etmek. Evet arkadaşlar, iletişimin temel becerilerinden olmayan burada nedir? Alınganlıktır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 22. sorumuza geldik. Belirlenmiş bir amaca giden yolda insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya ne denir? Stres mi, endişe mi, iletişim mi, motivasyon mu, kaygı mı? Bakın burada bir hareket var değil mi arkadaşlar? Motivasyon. Motivasyondan bahsediyor. Evet. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 23. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın eylemin safhalarından değildir? A. Buluşma, keşif çalışması, hedef seçimi, saldırının planlanması, kaçış planı. Evet arkadaşlar. Kişi korumada suikastın safhalarından birisi değildir. Keşif çalışması var, hedef seçimi var, saldırının planlanması var, kaçış planı var ama buluşma
Yoktur arkadaşlar. Evet, Adana seçeneğimiz doğrudur. 24. sorumuz. Bilgi, duygu ya da düşünce akımının gerçekleştirildiği ve davranışta değişiklik yaratan sürece ne denir? İletişim süreci, geri bildirim süreci, etkin olma süreci, empati süreci, anlama süreci. Tabii ki iletişim sürecidir. Adana seçeneğimiz burada doğrudur. Hemen 25. sorumuz, son sorumuz arkadaşlar. 91. dönem örnek çalışma sorularından son sorumuz arkadaşlar. Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan hemen sonra ilk ne yapılmalıdır? A. Deride oluşan kabarcıklar patlatılmalı. B. Zeytinyağı sürülmelidir. D. Diş macunu sürülmelidir. D. Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu altına tutulmalıdır. E. Yoğurt sürülmelidir. Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan hemen sonra ilk yapılması gereken arkadaşlar hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu altına tutulmalı, değil mi? Evet. Denizli seçeneğimiz doğru cevabımız. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, kazasız günler, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki özel güvenlik sınav sorularında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.